Evet arkadaşlar, hepiniz Dark Souls Remastered pardon, Master oynanışımızın 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğucan. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. En son Anor Londo'ya ulaşmıştık bildiğiniz üzere. Buradaki bonfire yakmıştık ve hemen ilerleyelim. Tak tak tak, tak çıkalım ve tekrar çevireceğiz köprüyü. Çevirelim bakalım. Çevir çevir çevir. Bu bölüm Orson ve Smog boss'unu keseceğiz arkadaşlar. Bakalım daha fazla ilerleyebilecek miyiz? Onu ben de merak ediyorum. Büyülerimiz cillop gibi yerinde. Yüzüklerimiz tamam. Gargoyle'de savaşmaya hazırız. Yani Good Fireball atalım. Oy oy oy. Bir nebze lazım olabilir birazdan. O yüzden biraz katana döveceğiz. Olabildiğince arkasına doğalım Gargoyle. Kuyruğunu da kestik zaten. Peki bunun yenilmesi gayet normal bir darbe. Allah belanı versin, nereye gidiyorsun? Sen beni bir tık sinirlendiriyorsun. Tamamdır. Gargoyle'imizi hallettik arkadaşlar. Gargoyle kalkan çıktı şansımızdan. Buradan değil, buradan ilerleyeceğiz. Tavsiyem Estus Fresk'inizi içmeniz, canınızı fullemeniz olacaktır bu durumda. Çünkü gerçekten şu elemanlar iyi bir sıkıntı çıkartma kaynağı bize, yani şu ikisi harbi iyi sıkıntı kaynağı bizim için. Bunun ne oldu hakkında herhangi bir fikrimi unuttum, o yüzden çekmeyeceğim. İçmemize gerek var var. Ne yapalım, Chaos Fireball. Harbi o elemanlar iyi stres kaynağı bizim için, bunlar değil. Ha, yavaş stres kaynağı olsun bizden, yavaşlar. Asıl stres kaynağımız bunlar. Evet, öndekine saldırırsanız kendisi orada size pusu atmaya hazır. Gelmiyorsunuz lan. Orada ilk başta bunu eliyoruz. Bunlar hızlıdır. Ve gerçekten iyi hasar çıkarttılar. Bunu söyleyeyim yani. Harbicilik iyi hasar çıkarttılar. Duracak ki sen ne olurdu? Herhangi bir bundan hasar verecek mi artık? Şükür de olsun. Evet, kalkan kullanmıyorsanız bunlar harbi iyi sıkıntı çıkartabiliyor sizin için. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum şimdi. Burada ineceğiz arkadaşlar. İndiğimiz gibi tavsiyem geri çıkmanızdır. Çünkü burada iki tane hem sağ hem solda bu yaratıklardan var ve pusu atmaya hazırlık şekilde bekliyorlar. Argon aldık mı? Beceremedik mi Argon almayı? Aldık Argon'u. Kaçıyoruz. Amacımız köprüde bir yakalayıp kesmek. Tabii köprüde şöyle bir sıkıntımız da var. O da mutlu arkadaş, tutun be. Şöylesi gitti arkadaşlar. Şurada iki tane okçumuz var. Kendileri bize daima şey atıyorlar. Ok atıyorlar. Bilmiyorum daima atıyorlar da atmayı kestiler şu an. Neyse. Bir de bunlar da yıldırım saldırıları da atabiliyor, menzilli saldırılar. Buradan geçtiğimiz gibi atmaya başlayacaklar kendileri ok. Aha. Geçmeden bile atmaya başladılar. Koşuyoruz. Burası güvenli bölgemiz, haberiniz olsun. Aa, tam şurası. Burada. Koşuyoruz. Sabit kalmayın. Okları güdümlü. Koşun. Teşekkür ederim. Arada aşağı düşebiliyor mu?
Onu denk getirmeye çalıştım. Düşmezse büyü atarak kesmeye çalışabilirsiniz. Ölebiliriz bu, gayet normal bu arada ya. Şu Anolo'nun o kısmını dövmek inanılmaz normal yani. Haberiniz olsun. Sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Üzülmeyin yani, gelin gelin deneyin. Ve sonraki bonfire'ımız, aha da burada dinlenebiliriz. Yakında Ocean'da smoke olacağız zaten. Bir dinleyelim isterseniz. Bakalım bir seviye atlayabiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Pekala, önemli değil şu anlık. İlerleyelim. Burada kalkan alabilirsiniz yanınıza aslında. Korum olur. Oh, ben almayacağım ama alabileceğiniz kalkanları gösterebilirim. Hatta alsam mı? Crash Shield alabilirsiniz çünkü fiziksel %95 blokluyor kendisi. Bu %100 blokluyor. Ama bu Crash Shield size stamina yenilenme hızı da sağlıyor. Bu %100, bu %95 artık size kalmış. Alayım. Ben de kullanayım hadi stamina yenilen. Hatta dur ya, Night Shield kullanayım ben. Peri odaklı oynamayı sevmiyorum ben pek. İlk oynayacak şu şekilde. Bak gördünüz mü, atamıyorum ilk oyunda ben. 3'te peri odaklı oynuyorum genellikle. Buradan bayağı bir keseceğiz. Şimdi burada ilerliyoruz arkadaşlar. Sol tarafa. Normal klasik burada. Not var önde. Meğersem gizliymiş. Allah Allah. Ve Dark Souls 1'in belki de en bozuk zırh seti burada bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Havel seti. Havel seti oynayan adam duymuş, ölümsüz yani. Ölümsüz kılıyor size Havel seti. Çok inanılmaz broken bir set. Havel setini tamamladık. Burada şeyi, kalkanı, Havel'ın kalkanı. Burada ise silah var burada. Bir adet mimik var. Öldürün. İyi hasar vurur. Açmaya çalışacağız da yer sizi. Öldürdükten sonra zaten size Okul Club itemini düşürecek. O yüzden herhangi bir şekilde tavsiyem açmaya çalışmayın. Bu şekilde öldürün. Veya bize şu an o item bulunuyor mu? Leo Talisman. Şunu da atabilirsiniz. Şunu attığınızda mimik ayağa kalkmaz. Ve itemi size bırakır sadece. İtemi alabilirsiniz ama mimikle savaşmak zorunda kalmazsınız diyeyim. Belki öyle de yapabilirsiniz eğer öldürmek, büyü harcamak vesaire istemiyor iseniz arkadaşlar. Yukarı çıkalım bakalım. Şimdi burada bir adet elemanımız var. Bakın kalkanla şöyle blok diyeyim. Direkt failedik az önce. Kalkan tuttuğu için şu anda. Bu şekilde kesebilirsiniz bunları. Bunu kesmemizin nedeni de burada inanılmaz bir ruh kaynağı var. Hero solo olması lazım. Solo of a hero, aynen. Solo of a hero inanılmaz bir ruh kaynağı bu. Bunu aldık arkadaşlar. Tabi şey var mı diye bakalım. Anadolu'da bir karışık değil mi? Valla bana hep karışık geliyor şu Anadolu'da ya. Bayağı bir kaybolurum yani Anadolu'da. Onu söyleyeyim ben. Her geldiğimde kayboluyorum Anadolu'da da. Burada bir saldırıyor muydu birisi? Neyse. Öldünüz. Evet, buradayız arkadaşlar. Burada bir kutumuz var. Kombat alabiliriz. Kendisi ilk başta neyse saldırmamayı tercih etti. Aa, kalkan varmış elimde. Pyromancer eldivenimi takmamışım. Bak o zaman şöyle yapalım. Evet, takla atmak istemiyorsanız, riske atmak istemiyorsanız böyle kalkanla arkasına geçin. Belki de atamadık gerçi, niye oldu? Ha şimdi attık. Böyle. Ayağa kalkar kalkar. Aaa, iframe'de. Böyle. Kolayca elde edilirsin ancak. İyi ruh veriyorlar bu arada bir kalkan. Uff. Buradan üste çıkacağız şimdi. Burada bir okçu var. Kim?
harcayacağım ben bir tane daha bir. Acaba arkadaşlar hakkını aradı. Kavuşturduk. Lan inelim bakalım. Dur atlama, atlama yok, atlama. Evet. Yanlış kapı. Özür dilerim. Ha, işimiz burada. Neyse, inelim hadi. Onu da keseriz bu arada. Bu gelsin de mi? Bakın bunu böyle kolayca kesebilirsiniz. Kolayca değil tabii ki, kalkan çıkıyor ama. Bay bay. Evet, tahmin etme daha az vurduk. Oo, tutarız, çok feyledik. Oo, bu kadar feyled olmaz. Çok feyledik. Canıma hiç ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen aşağıda kısa yollardı. Çok feyledim. Bayağı aptalca oynadım. Kusura bakmayın. Şimdi. Telafi edeceğiz şimdi. Nerede canlanıyor bunlar da maşallah ya. Bunlar başımıza bela olur değil mi? Keselim, başımıza bela olur bunlar çünkü bir de şu açıdan bakın. Ekstra bir sürü ruh kapsa şimdi. Merdane bekle oturmuyor ki. Ne yapayım? Esus istesene, Esus bu. Neyse, ne halin varsa görsün. Şimdi, şuraya ilerliyoruz arkadaşlar. Yani çok bir sıkıntı oldu, yiyor yani şuradayız daha çok. Ne oldu? Seni unuttum ben. Çok da zaman kaybetmedim yani, inanılmaz bir sıkıntımız yok. Yoksa aşağıdakisi. Niye bırakıp geri döndün ki beni? İşimize yaramadığı için açmıyorum. Burada pusucu vardı hatırlarsanız. Son anda kalkanı indirmesi çok iyi oldu bize vurmak için. Vurmak için kalkanı indirdi ama o sonu oldu indirmesi. Şunun yanına gidiyoruz. Ya hemen geldik işte. 3-4 dakika falan kaybettik. Oy oy oy. Burada iyi failliyorum vallahi ya. Neyse bu Dark Souls'un arda da atacak olsam da ben bir arkadaşlar bir ayda falan oynamıyorum bu arada oyunu, haberiniz olsun. Ya araya Persona serisi vesaire girdi benim için. İşte tabii bu Dark Souls'da bir ben Persona önce atacağım. Ya da Persona'yı daha önce atacağım değil mi? Farklı seriler girdi araya, ben bir ayda mesela Dark Souls'a giremedim. O yüzden ellerim biraz hamlaştı. Bay bay. Kavuşturduk. Bakın 3300 ruh ekstra aldı şimdi. Çok da bir şey değil aslında ama olsun. 3300 ruh 3300 ruhtur. Şimdi önce güvenlik, tedbikat, her şey. Şimdi backstep'le backstep'i halledeceğiz biz artık. Arkadaş bir de kalkan tutarak geliyor, bir de atamıyoruz. Bunun aşağısında bir mızakçı var. O mızakçıya saldırmadığı sürece size musallat olmaz. Çok yakında girmeyin, bir de saldırmayın de. Hadi yapıştıralım bir tane. Zarara girdik.
uzaklığa belki de at. Atmak da sıkıntı ha. Peri atmak zaten hak getiriyor bende uzaklara. Uzaklara gerçekten düzgün peri atabilen var mı? O kadar zor ki. Bu da atılmıyor da olabilir yani, o kadar. Tüm Dark Souls oyunu dikkat edin. Mızraklılar inanılmaz fazla hasar vuruyor normalde. Niye mi oğlum? Mızraklılar çok yüksek damage atıyor. Özellikle bu oyunda en güçlüler de mızrak attı. Ne dabbemsi, deccalemsi bir şey bu oyunda mızraklar. Bakın saldırmıyor bizim elemanlar. Evet, burada arkadaşlar nereye çıktık? Buraya çıktık. Burası neresi? Bonfire yani kısaca. Ha, buradan müjdeleyeyim bonfire. Şu üstteki eleman da öyle mi? Demon Titanite biliyorsunuz. Bizim Qui-Gon ruhundan yapacağımız silah güçlendirmek için gerek gibi upgrade materyali olacak. Ama şu yaptığın hiç hoş değil. Okey, İlgis şeyde doğduk. Herhangi bir eksimiz olmadı. Buradayız, bir tane şövalye çiz o iki taraf. Müzakki denmeli gerekiyor. Yani şu an belki de kesmeyebiliriz. İki vurcan tahmin etmemiştim ben ve bizim için bayağı sıkıntılı bir alanda şu an ve can da çok fazla. Baba nasıl değdi onu anlamadım. Çok dar alanda ya bizim büyücü için ekstra bir problem o. Bir de o kadar fazla savunmasını da bekliyorum ben. Gel arkalama onu. Bir dakika ayağına geçe beni biçersiniz siz. Burada kombo niye son hareketini yapmıyorsun? Sonuza kadar damage bu. Bir tane hareket yapıyor bırakıyor. Anlamam. Okay. Oh. Beşte bir hiç hoş değil. Ve büyü de kullanmak zor. Mızraklara da zor. Çünkü hani mızrak uzaktan vuruyor yani. Da belalı mızraklılar ya. Bak, öldürüyor da bizi. Yani 16 ruhu kaybeder biliyor musun? 16 kar ruhu. Yani öyle yapamam o yüzden. Hadi kalk ya. On altı kar ruhu ne kadar büyük bilmiyorsunuz. 16 tane kesmek demek. Bir tane kesmek bile bana ağır bir uğraş veriyor, bir şey veriyor. Sen takıl bu arada. Aman. Aldık kaçtık. Neyse onunla bir daha savaşmayı deneyelim bakalım arkadaşlar. Az önce şanssızlık diyelim. Peki. İçerim hadi. Önden saldıralım. Sana da saldırmayalım. Hadi hadi ben de kuyruk da vurdu bak gene şanslı. Arkadaş böyle. Senin bu RNG'nle olmaz yalnız bu iş. Yana çok saldırıyor. Aha.
Esos'umuz da bitti. Ufak geri çekimler. Kaçtı, tamam gel. Lan gelmiyor da ya, bunu dürfümen için basacağım bir tane. Bu da ölmek istemiyorum çünkü ya, değil mi? Bunu böyle keseceğiz. Yanına girmek çok riski iki elimiz için. Bu maçımız da var. Çay, çak bir tane. Dur bakayım. Böyle ileri gelmeye hazırlarken ben ona bir tane bundan koysam. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Aynı taktiği uyguladın mı? İleri gelmeye hazırlarken büyü. Jumper ne öyle? Evet. Başardık. İki tane, iki tane yaşasın. Okay, artık gönül rahatla gidip sevmemi atlayabiliriz arkadaşlar. Şu aşağıdakini de keselim mi hazır istiyorsanız. Çikolos kesen için ne olduğunu göstereyim. Bunun zırh seti vardı, alamadım. Niye bir atarak başladım, başlamadığımı sormayın. Mesela belki de atamazsam boş olmaz. Haa, sonunda belki de atmama izin vermiyor manyak. Yok. Son. Hadi giderek bir tarif daha alalım. Açalım chest'i. Tamam. Silver Knights. Kafalık ve göğüslük. Eldivenleri ve pantolonlu bacaklıklarım. Şimdi artık gönül rahatlığa gidip dinlenebiliriz arkadaşlar. Rahatlayabiliriz biraz. Zorlu mücadelenin üstesinden geldik. Evet arkadaşlar, şimdi seviye olarak 2 vitality vermek en mantıklısı gibi geldi bana. Yanımızda çok az değil ama çok da fazla değil. Kindle atalım mı? İnsan değiliz şu anda. Kindle'layabiliriz. Evet tabi hold olursa kindle'layamazsın da. İnsan olalım bir. Holdoving'i geçirelim. Evet, Holdoving'i geçirdik arkadaşlar. İnsanı kindle'layacağız. İnsan olarak gidin bu arada. Kesinlikle. Boss'a çünkü NPC'yi çağıracağız. Biz gücü oynadığımız için NPC'yi çağırmak önemli. Solar'ı çağıracağız. Kindle'ladık böylece. 10 tane süflesimiz oldu. Ya siz kindle'lamayabilirsiniz ama yani çok da kolay değil. Haberiniz olsun boss. Şimdi şu bizim başımıza bela açacak tabii ki. Bunu kaç kere geçtik. Koşmaya çalışmayın. Solaire'nin olduğu kısımda iki tane özellikle çok sağlam abi var. Solaire onlara saldırabiliyor çoğu zaman. Onlara saldırdığında kesmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü boss'a girersiniz solaysız. Hala bunu yapacaksın, açık ver böyle. Böyle mızrakçı uzun sürüyor arkadaş. Bu da uzun sürüyor gerçi. Bak ya, bak bak, uğraşa baksana, ne oldu? Hasar da vuramıyorsun. Tamam, bu elinden bir kar soğuk.
Açtığımız kolu ilerleyelim. Ya arkadaş, çeşitli Kore'nin MC'ye bakıyordum. O çeşit daha önce pek açmadım. Unutmuştum koruyup korumadığını şimdi chest'in açık olmasına rağmen. Açık chest'i koruyormuş şimdi, onu atalım. Bakınca. Gitti. Gitti, gitmedi de işte bir tane daha var. İyi, bu sefer kısa sürdü. O yüzden bunu algılıyormuşuz abi, bu sefer. İçelim. Az daha agroluyormuşuz valla. İki elle tutun bunu. Utandım. Neymiş? I can take this. Halledeceğiz, halledeceğiz kardeşim. Şimdi burada ilk olarak koşup şu okçuyu halledeceğiz. Bakın, boş verin her şeyi. Her şeyi boş verin. Koşun. Okçu size öyle bir sıkıntı çıkartır ki yoksa aklınız ayağınız durur. Sol eliniz sayın doğru da bu arada. Gerçek insan var da çağırmayacağız. Sol eliniz bunu. Şimdi biliyorsunuz bazıları Dark Souls'da şey yapıyor böyle. Bir büyü alıyor abi, bir geliyor böyle 99 intelligence'la. Sadece intelligence'a vermiş o zamana kadar. Böyle Summon Sign'ı bir çağırıyorsun, hepsini sen daha boss'u görmeden tekliyor. Özellikle Elden Ring'de bu çok vardı, o Kamehameha sahnesi var ya, tekliyorlardı. Şimdi gene böyle Firestorm motorum atar. Gerek yok. Boss'un hareketini pek göstermem. Ha gitti zaten. Burada çağıramadık. Solar'ı burada çağırın. Yukarı çıkın, belki Solar'ı bunlara şey yaptı. Gerçi bunu her türlü keseceğiz değil mi? Yani her türlü bunu keseceğiz. Bana aslan denk gelmez. Gel soları gel. Gitme değil mi? Soları o yıldırım da oradan gitmez. Abartı yaptım. Boss'umuz şurada. Solar'a bunlara gayet iyi hasar vurur bu arada. Kanka zıplayacağınız mı tuttu yani? Fireball'ı çok kullanmayacağım. Boss'ta. Riske atmayalım. Ya Solari ama yapma kanka be. Diğerinin can doldurmasına izin verdin. Crit kombasını harcamayın. Ya arkadaş yapma ama he. Vallahi boss'tan daha çok zorlanacağız burada bak. Solari'nin de yarı canı gitti. Red of the Gods he? Ama hemen yanındayken basma iki kere Red of the Gods. Abi Solari şu anda çok saçma hareketler yapıyor arkadaşlar. Ya bu da öbürünü daha kesmeden buna gelmiş, öbürü şimdi can yenilecek. Ya yapma be Solari be. Solari boss'a girmeden ölmek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor yemin ediyorum şu an. Ya iki kere boş bıraktı, canları doldu. Tamam bir tanesi öldü, şükürler olsun. Canlı aksiyon sola edin. İkisi içebiliyor muydu bu, hatırlamıyorum pek. Ha bir tane daha var, o da full canlı şimdi. Yok birazcık azmış elinden fullen.
At at bana kitle bak. At gel. Yapıştır yapıştır sonra. Abi suları ama takla. Sonra öldü ya. Evet deneyelim böyle olsun. İki seç la. İçmiyor mu? Hani yıldan eşya döktün mü bunu? Ya sen de vardı illa bir tane şey ya, heal diye şey. Miracle'cısın be adam. Neyse şimdi gidiyoruz. Ornstein ve Smoke iki alıyor biliyorsunuz. Ornstein Ska olan, hızlı olan. Smoke da dev olan. Ornstein'e saldırma. Bu kim? İsmi merak ettim sadece. Lemo. Peki. Ornstein'i keseceğiz biz ilk başta. Çünkü çok hızlı olduğundan büyüceği için büyük sıkıntı çıkartıyor. Sütunun arkasına durun ve Ornstein'e odaklanın. Yok ha. Başka bir belirteceğim. Tavsiye yok. Ornstein bu. Makkala değmedi bu arada Smoke'un saldırısı, gördünüz mü? Bu da beni dojladığım için değmedi, haha. Ornstein öldüğünde Smoke güçleniyor, Smoke öldüğünde Ornstein güçleniyor. Solary. Pekala. We got it right, we got it Solary. Bir de Smoke hasarımız hiç... yok sayılamaz, büyük teknikte. Yapma! Animasyonda olduğum için kaçamadım. O nasıl değmedi abi? Herif üzerinde geldi büyünün ya. Büyümüzün yetmeme ihtimali var şu anda. Bunlar bizim büyük koruyucularımızdandır arkadaşlar bu boss'umuzda. Yetmedi büyümüz. 30 vura vura kesmeye çalışacağız. Abi bu da çarpmadı, saçmalık. İki kere hakkımız yendi ki bir tanesi çok büyük hasar vuran 400 büyük çarpmadı. Ya bilmiyorum, çarpmıyor bildiğiniz. Önüne geliyor. Engelleyebiliyor muyduk o çekiciyle, hiç hatırlamıyorum. Evet, böyle büyülerimiz resmi olarak bitmiştir. Ama kalkan da işlemez ki. İyi, 136 vuruyoruz çift eldeyken. Sol elinin canı o kadar azalmasaydı o iki elemanda var ya. Saldırı yap. Ya şimdi keser canım, sıkıntı değil ya. Bak uzadı yani savaş. Doge attı. Ornstein hızlı dedi de ben. Smoke da hızlı yani, onu söyleyeyim. Öyle küçümsemeyin kendisini. Aynen bu arada o baltasıyla saldırı blokluyormuş. Hohoooo! Ona değmem inanılmaz kötü oldu. Az önce benim katana saldırısına blokladı çünkü gördüm. İkimiz artık can yenileyemiyoruz. Ölüm kalım savaşa döndü bu iş ama. Onun tabi iki vuruşu beni öldürüyor, ben de üç vuruşu bana öldürüyor gerçekten. Duh!
Başardık. Güzel. Uzadım. Sonra da smog aldık. Hemen şunu aldık arkadaşlar ve böylece oyun en zor boss'undan birisi görünen ve belki de en zor boss olarak görünen Orstein ve Smog 50k ruh vererek öldü. Evet, şimdi 64k ruhumuz var toplamda. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar 3'te. Artık bu bize Lord Vessel adında bir eşya gelecek ve onunla belli başlı, yani hep tüm bonfireler değil ama bazı bonfirelara ışınlanma sağlayacağız. Ana bonfireler diyelim biz bunlara. Onlara ışınlanma olanağımız olacak. Bunu yaktık, ilerleyelim, şuradan girelim. Ve burada oradaki kadını göreceğiz. Lan çıkamıyoruz değil mi şu anda? Pekala, bekle bekle. Bunu öbür türlü ödeyeceğiz. Büyüle. Dedim kılıçı öldürürüz de ya. Olmadı. Fireball atalım hadi. Diyelim arkadaşlar, bunu fireball atalım, öldürelim. Abi nereye atıyorum be? Şuraya bak. Tam önüne. Ve Anadolu'nun illüzyonu bitti. Bu Anadolu illüzyon altındaydı. Son tarafından. Şimdi gerçek Anadolu'nu görüyorsunuz. Yıkık dökük bir yer. Anadolu'da. Buradan şüpürlop yapalım. Burada canınızı doldurun aşağı attığınızda. İki adet sıkıntılı elemanla karşılaşacağız. Burada NPC diyelim. Demelim NPC'ler çünkü. O iki koruyan adamın yerine bunlar geldi arkadaşlar. Öldürelim isterseniz. Ya ama sen büyüğü nereye atıyorsun? Biz anlaşamayacağız seninle böyle karakter. Bakalım indirdiysen yandım. İndirmediysen gene yandım. Ve yandan da paramel seçmesi. İlk kötüydü ama uygundu. Böyle güçleneceğiz arkadaşlar. Güçleneceğiz şimdi. Kılıcımızı yapıyoruz artık çünkü. Bir de dövüşüyor ha. Bak. 5K'da bunu aldık. 5K'da ondan aldık. Ruf aldık arkadaşlar. Bundan şimdi yukarı çıkıyoruz ve bir devle tanışacağız. İyi bir dev. Merak etmeyin. O taştan dev var ya. Aha, onun iyi versiyonu bizim için. Faydalı versiyon. Silahımızı yapacağımız versiyonu. Bu silah niye tercih ediyoruz derseniz paramel serisinde. Ateş vuruyor çünkü. Bu kadar. Ateş saldırısı yapıyor ve havalı. Yani herhangi bir ekstra tercih sebebimiz bulmamakta. Daha ne olsa havalı, ateş saldırısı cevabı o. Geldik, modify dedik. Modify değil, pardon, reinforce. Buradan Falcon var gördüğünüz gibi. Falcon'ı güçlendireceğiz. Fırça sayısından 9 tane alacağız. 93 tane değil. Titan Shot. Bu, şu Falcon'ı güçlendireceğiz arkadaşlar. Artı 10'a kadar çıkarmamız lazım bunu. Şimdi birkaç tane de şunu alalım, sana lazım olacak bu arada. Bir 4 tane alalım ilk. Buradan çıkacağız. Kapıyı açarak. Pamuk bomba var mıydı? Pamuk bomba olmaz mı? Gördüm. Gördüm. Pamuk bomba basıyoruz. Işınlanacağız çünkü artık. O ışınlanma olayını da göstereyim ayrıca. Artı ante çıkartamıyoruz gördüğünüz gibi burada. Warp. Undead. Perish'e gidiyoruz arkadaşlar. Orada Andra demircimizden halledeceğiz işimizi. Cıp yapacağız, cıp.
Oy yanlış yere gidiyorum. Demirci Hanları aşağıdaydı. Bak hiç tat atmıyorsunuz bana ha. Tamam tamam. Şimdi reinforce diyelim. Reinforce nasıl? Dur bakayım ya. Modify ha, pardon modify. Falcon artı 6'ya çıkardık. Bu da şu an daha fazla yapabiliyor muyum? Dur. Yapabiliyoruz diye basalım, fark etmez de. Tamam, artı 10'u orada basmak istiyorum. O şerefi de eve verelim hadi arkadaşlar. Çıkıyoruz. Buradan warp diyoruz, anor lorda diyoruz, gidiyoruz. Devin yanına, oradan Fury Sword'u yapacağız. Kolleg'in öfkesini yapacağız. Bir saniye ya. Dur. Bir de başına attım anladın dün. Ay Allah, oraya şunamın bir yolu var mıydı ya? Şurası işte ya. Dur. Chamber of the Princess. Karıştırdım ya. Olur o şeyler, olur öyle şeyler. Olur. Geldik arkadaşlar. Emsal tekrar doğmuyor diye hatırlıyorum ama ne alır ne almaz. Ruha bak 50 kaç. Şimdi nasıl eğecek bak 50 kaç. Hadi lan hadi lan. Gambere. Yaparsın. Sana güveniyorum. Holbert şey değildi ama elindeki ya. Black Knight değildi. Sıkıntı çekebilir biraz. Yaparsın sana inanıyorum. Anladın mı? Önceki havası daha iyiydi ya. Hatta çok soluk değil. Ecüş bir yere dönüştü be. Buradan gitmem gerek yoktu ya. Dur. Şuradan gidelim. Şunu da göstereyim size. Buradan da gideriz de. Bir şey göstermek amaçlı şey yaptım. Oradaki kapıyı açtık ya biz. Bu kapı aslında bir kısa yol gibi denebilir. Belki savaştayken görmüşsünüzdür şu şeyle. Neydi ya bunun ismi? Artaros diyeyim demeyeyim. Şuradaki eleman ya. Unuttum NPC, çağırdığımız NPC. Onunla birlikte savaşırken şu iki elemana karşı. Burada bir kol vardı. Olan çekmemiştim. Fark etmişsinizdir. Vallahi unuttum onu. Aklıma gelmiyor. O kol kapıyı açıyor. Ve bizim açtığımız devin kapısı da aha da burada arkadaşlar. Vallahi unuttum bak ismini ha. Buradan reinforce weapon diyeceğiz. Bunu artı 10'a çıkartacağız ve arkadaşlar buradan modify diyeceğiz. Bakın Lightning Falcon değil, ikinci kısma geliyoruz. Quelax Free Sword. Bunu geliştirdik. Şimdi reinforce diyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi Demon Titan çıkıyor. Verelim. Ve böylece artı 3'e kadar çıkarmaya başardık arkadaşlar. 78 sağlığı düşük gelebilir ama 220 alev vuruyor kendisi. Gördüğünüz üzeri. Nerede? Üçte mi? Üçte. Aha da artık şöyle Quelag biliyorsunuz kılıcı vardı, o da böyle sallar yapıyordu. Artık biliyor sallar yapıyorsa da şu itemi de alalım. Şimdi şuraya ilerleyeceğiz. Titan Edge Shank. Bu da artı 10'dan 15'e kadar çıkarttık kendisi için yarıyor. Kılıçları. Ne hala geldi Anadolu'nda. Gelmedi gerçi Anadolu böyleydi. Hep 110 altındaydı sadece diyebiliriz. Hep değil de. Belli bir süre sonra böyle oldu hikayede. Şu an baştan anlatmayayım hikaye işte. Böyle oldu ve illüzyonda kalktı. Artık 39 vuran ışık atana yerini 99 vuran değil 122 vuran Quelax Fruits orada bıraktı. Evet ben bir tehlikeyim.
Hani hem de çok büyük bir tehlike bizim için. Şimdi buradan gitmeye gerek var mı? Homage balonumuz daha vardı sanırım. 5 tane vardı. 4 tane kalmıştır hani. Yapma be abi. Döneceğiz arkadaşlar geri. Hemen şey. Büyü alacağız. 14, 4 daha. 8 artı 14. Yetmiyor. İnsan öldüreceğiz. Evet, böyle deyince bir tık kötü oldu ama. Fadi şu andaki birkaç NPC öldürmek zorundayız. Bonfire nerede? Belki biz hepsini tıkanmadan bonfire. Ha. Pekala, benim başımı derde soktuğunu söylüyorsun, hem de büyük bir derde. Belki keşke bu da dinlenmemeliydik. Evet, diğer bonfire'a gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim buradan gidip bayağı bir şey yapacağız şimdi. Ne yapacağız söyleyeyim hemen. Buradan gideceğiz arkadaşlar o bonfire'a, orada Undead Perish'e gideceğiz. Undead Perish, pardon Undead Perish diyorum. Fire Shrine'e gideceğiz, Humanity'ye kalışacağız. Humanity'lerle gidip o bir örümcek kadın vardı, Covenant, Quelagon orada. Orada bir büyü alacağız, Chaos Storm büyüsünü. Sonrasında o kadar yani. Bir de Firekeeper şuraya gitmişken Firekeeper ruhu, şurada aldığımız ruhu şey yaparız, kullanırız. Lan boşuna yükten göre yürüttüler bize. Ruhu da kullanırız, artı 3'e çıkartırız. Yani o kadar. Sonraki bölüm artık load vessel yerleştirme törenini vesaire hallederiz, yaparız onlardan. Ha, oyunun artık ortasına kadar geldik. Yarısı bitti oyunun, haberiniz olsun. Bu Smog ve Ornstein'le birlikte oyunun yarısını sonlandırdık artık. Devam. Ben kutu çok seviyorum, baksanıza aşırı aldım. Sağladı da animasyon özellikle. Geldik buradan. Hop diyoruz. Finding Shining diyoruz. Bir de yapışıklar birazcık şey yaparız. Hop hop. Paramelsif ellerimizi yükseltiriz. Kaç şu an? Artı 10'muş. Bunlar Fate büyüleri yenen iyi gelen NPC'ler arkadaşlar, yani Miracle'larla. Bir de ne yapıyoruz? Miracle kullanmıyoruz bildiğin üzere. Ne rezalet bir büyüsü, ayı ittiriyor ya. O arkadaş ne beni gördü geldi ama ne oldu? Ha bir oyun etmeyi keser misiniz? Bitmiş mi? Kalma efendim. Sen evet. Ha Halim efendim, sen bir tek oluşturmuyorsun Halim efendim. Kardeşim 7 tane bundan çattı. Tanesi mantık bir de bana Miracle dandik Miracle eşyaları. Şu an kaç tane var? 8 abi. Hemen hemen gücünü etti. Bunu seviye atlatalım, sonra gidelim Covenant'tan büyümüzü alalım. Sonrasında arkadaşlar videoyu kapatabiliriz. Bir de paralel seyredememizi seviyesini yükseltmeyi unutmayalım. Gördüğünüz gibi SFS'imiz artık 3 oldu. Bayağı güçlü haldeyiz yalnız şu anda. Ne bir sırf bilgisayar arkadaş. Şu Daughter of Chaos şey de. Bakayım. Bunlarda ne kadar acaba? 2.3 bizim giydiğimiz. 2.7 ev daha iyiymiş.
Stat olarak da hemen hemen daha iyi bazı şeyler var. Bırakayım Shadow Set'i çekelim hadi. Bakın arada böyle değiştiririz setleri eğlence olsun diye. Zaten büyücüyüz her şeyden tek yiyoruz. Daughter of Chaos, yürü. Azıcık da böyle takılır, şey mi sıkıntı mı? Geldik. Kumaşlıya basalım. 22 tane bas. Dur. 22 tane basacağım. Bir tane ömeci kalsın. Bir de boşuna çekecek. Hepsini bas. Tam 30 oldu gördüğünüz gibi. Konuşun. Offer ömeci deyin. Offer deyin. 30 tane deyin. Ve gördüğünüz gibi bize Chaos Storm'da bir büyü verecek şimdi. Bayağı güçlü bir 3-5 ruh basacağım. Small bas. Iron Golem kalsın, belki ona bir şey yaparız, emin değilim şu anda. Bunun hakkında Tıklay'ı bas. Hero'yu bas. Tüm parayı gömeceğiz arkadaşlar. Yüklü yapıyoruz biz bu işi yani. Bunu bas. Yeter. Konuşalım. Değil. Modify. Artı 11, artı 12, artı 13. Aynı 22. Çıkartırız yani artı 14'e. Artı 14'e çıkartalım. Daha fazla ruh çıkmaz zaten. Aynı golem bassak da çıkmaz yani daha fazla. 22. Vallahi çıktı. Şey değil. Modify. Artı 14'e bastık arkadaşlar, evet. Videomuzun da sonuna geleyim o zaman, artık sonraki durdan. Devam edeceğiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.